sözlerden bahsedeceğiz. İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya gününden inanmak ve bunu dil ile söylemektir. Çünkü dil, kalbimizin tercümanıdır. Kişi, dili sayesinde iman dairesine girdiği gibi yine dili yüzünden küfrü ifade eden bir sözü söyleyerek imandan çıkabilir. Değerli kardeşlerim, inanılması gereken hususlardan sadece birisini bile inkar etmek, hakika almak, Allah'ı, peygamberi, dini alaya almak, komedi ve eğlence konusu yapmak kişiyi imandan çıkarır. Allah korusun. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 65. ayet-i kerimesinde şöyle ifade edilmektedir. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. Peki Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberleriyle mi eğleniyorsunuz? Günlük hayatta bilerek veya bilmeyerek imanımızı tehlikeye düşürecek sözler kullanmaktayız. Kişiyi uçuruma götüren sözlerden bazılarınızı sayarak dikkatinizi çekmek istiyorum, dikkatlerinize sunmak istiyorum. Kader var. Ben böyle kadere isyan ederim. Zalim felek gibi kadere isyan eden ve sorgulayan sözler, çok sevdiği birisi için seninle cehenneme bile giderim. Sevmediği birisine de seninle cennette bile birlikte olmak istemem diyerek cennet nimetini ve cehennem azabını hafife almak. Fakir bir kişinin Allah baba beni unuttu demesi. Kavga etmeyin diye uyarılan kişinin Allah gelse onu elimden alamaz diye cevap vermesi. Gurur ve kibirle buralarının ilahı benim demesi. Maddi durumu iyi olan birisine hayır hasanat yap dediğinde benim tasarrufla işim olmaz gibi sözler kişinin imanına zarar veren sözlerdir. Değerli kardeşlerim, yine aynı şekilde başa bir musibet geldiğinde Allah bunca insanın içinde beni mi buldu? Allah'ım neydi benim günahım demek? Başlanan bir işle ilgili ümit tükendiğinde işimiz artık Allah'a kaldı denilmesi. Olması istenilen bir şey için Allah dilerse olur denildiğinde inşallah'la
maşallahla bu işler olmaz diye cevap verilmesi. Bir de kızarak Allah'a, peygambere, kitaplara ve dine sürülmesi, faiz, içki, kumar ve benzeri günahlar hakkında bu devirde bunlar günah olur mu diye hafife alması. Allah'tan kork diye uyarılan bir kişinin ben Allah'tan korkmam denilmesi. Nimetlere, Allah'a, kitaba, dine ve imana küfredilmesi gibi günlük hayatta sorumsuzca kullanılan inancımızı zedeleyecek ifadeleri çoğaltmak mümkündür. Bu tür cümleler bilerek ve benimsenerek söylendiğinde kişinin imanını kaybedip küfre düşmesine ve dinden çıkmasına sebep olur. Nasıl söyler acaba? Dil anahtar gibidir. Dil ile imanın da küfrün de kapısını açmak mümkündür. Bundan dolayı dilimizi dilimize uygun bir şekilde terbiye edelim. Hem kendimize hem başkasına zarar verecek sözlerden dilimizi koruyalım. Ecdadımız dil insanı rezil de eder, rezil de eder diyerek dilimize sahip çıkmanın önemine işaret etmişlerdir. Bu nedenle imanımızı muhafaza etmek ve uçuruma düşmemek için dilimizi çok iyi öğrenmemiz gerekir. Dilimizi Kur'an, zikir, tesbihat ve salavat gibi güzel sözlerle meşgul etmeliyiz. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu uyarısıyla bitirmek istiyorum. İman da, gönüller de zamanla yıpranır. İmanınızı La ilahe illallah diye yenileyiniz buyurun. Cumamız mübarek olsun. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm Ettâli minezzemike men la râmele Estağfurullah yazın ve tüb ileyh Ve esselullah li ve lekum tevfîk Evzillâhi min şeytanı racîm Bismillahirrahmanirrahim İnne dîne indallâhi islâh Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme sul İslam ve Müslümin. Allahümme eyyik kezzet rahmetin. Allah'ım İslam ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi ve yerimizi her gün tehlikeden korur. Bize dünyada ve ahlaketi yüklecek Kur'an ile bizi ana babamızı ve tüm ömrünleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edersin. Kulad Allah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Yüce Rabbim okumuş olduğu Nahl suresinin 90. ayetinin kısmına şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı ve akrabayı olmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haklaşmayı yasak eder. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor buyuruyor.